Herkese merhabalar arkadaşlar. Giresun Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir puan durumuna bakıp hatırlayalım neler yapmışız. Şu anda Giresun Spor'la birinci sıradayız. 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle, 1 de mağlubiyetle lider durumdayız. İkinci Galatasaray hemen peşimizde. 3 puan gerimizde, 25 puanla bir takipte. Üçüncü Karagümrük, dördüncü Adana ve beşinci Fenerbahçe. Bu arada Beşiktaş altıncı. 4, 5 ve 6 numaradaki 6. sıradaki takımların puanları eşit. Trabzonspor nerede? Trabzonspor'da 14 puanla 9. sırada. Şimdilik lideriz. Dünya klası seviyesinde oynuyoruz. Bakalım ilk yarı bitimine kadar lider kalabilecek miyiz? İlk yarıyı lider tamamlayabilecek miyiz? Şimdi hemen takvimi gösterelim. Evet. Son maçta Trabzonspor 2-0 yenmiştik. Sıradaki maç iç sahada Gaziantep'le. Devamında Galatasaray'la oynayacağız. Ardından Kayserispor, Ümraniye ve Adana Demirspor maçları geliyor. Bakalım kaç puan toplayacağız bu maçlardan. Şöyle bir paramızı tekrar gözden bir geçirelim. 39 bin euro sadece paramız var. Hemen takıma dönelim. Oyuncu satabiliyor muyuz? Onu da bir şimdiden devre arası için oyuncu satarsak belki devre arasında da bir oyuncuya paramıza göre bir iki oyuncu daha alırsak ne güzel olur. 16 yaşında genç bir santraforumuz var. Onun kiralık listesine mi koysak, satış listesine mi koysak? Bir daha yaşlara bir bakalım tekrar. 16 yaşında bir kalecimiz var. Bu oyuncuyu sattık. Evet, stoper satış listesinde. Bu da transfer listesinde. Bir tane sağ bekimiz var. Bunların hepsini listeye koyacağım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Zaten koymuşuz çoğunu. Şu kaleci 33 yaşındaki Ferhat Kaplan'ı satamadık. 9 ay sözleşmesi var. 6 ay kaldığında istediği takımla anlaşabiliyor. 6 aydan sonra o takıma gidebiliyor. Bu Alper Uğur'u da satmışız. Oradan para gelecek. Görkem sağlam. Pek kullanmadığımız bir oyuncu ama çok özel yetenekleri varmış. Bu oyuncuyu niye denemedik hiç ya? Birkaç maç deneyelim onu. Sainz'ı listeye koymuşuz 21 yaşında. Sainz daha zaman zaman şans verdiğim bir isimdi ama şu anda pek düşündüğüm bir isim değil. Aslında 21 yaşındaymış. Bunu da biraz şans verebiliriz. İsmail Muhammed yeni transferlerimizdendi. Beleş bir oyuncuydu. Önümüzdeki sezon herhalde, ya da bu sezonun sonunda onu da satışa koyarız. Veya ikinci yarı bile koyabiliyorsak koyalım. Sergio'yu sattık. O da gidecek. Ondan da para gidecek. Savicevic de listede. Bayiş de listede. Bayağı bir oyuncu listeye koymuşuz aslında. Kovas'ın sözleşmesi 9 ay içinde bitiyormuş. Yeni sözleşme şöyle. Ha, en fazla bu kadar verebiliriz. Paramız olmadığı için devre arasında Kovas'la sözleşme uzatalım ya da satalım ya Kovas'la dur. Onu da koy listeye. Satılmazsa sözleşme uzatırız. Perez'le sözleşme uzatmak gerekecek. Afif çok güzel, çok özel yetenekleri var. Afif'te de öyle yazıyor. Bu da güzel bir transfer oldu. Denayer'in sözleşmesi bitiyor. Onu acil yenilemek gerekiyor ama paramız yok. Devre arası yapacağız artık. 16 yaşında şu forveti de listeye koyalım. Çok düşük gerçekten. Kaleci seni de listeye koyalım. Satılan her oyuncuya tamamız. Az kadrodan olmadığı sürece satacağım oyuncuları. Şimdi kadromuza tekrar bir gelelim. Daha önceki videoda da dediğim gibi Alvarado şurada oynar mı ona bakalım. Oynuyor. Kovası yerine de Afif'i artık 11'e alalım. Çünkü gerçekten iyi çıktı Afif. İyi bir oyuncu. Bu şekilde kadromuz daha da güçlendi. 70 overall altında bir tek Oğulcan var kadromuzda. Sağ tarafta. Oraya da Kovası koyabilirim aslında. Evet. Takım şu an en güçlü haliyle dizildi. Bir de kadro merkezinden forvetimiz Henry Martin'e artık şu 9 numarayı verelim değil mi? Bayiş'ten alalım. Bayağı geç kalınmış bir hamle ama yapacağım. Henry Martin 9 numarayı aldı. Evet, sıradaki maç Giresunspor Gaziantep. Giresunspor 28 puanla lider. Gaziantep 7 puanla oldukça zor günler geçiriyor. Bakalım Antep karşısında neler yapacağız. Bu maçta Arda Güler'le İsmail Yüksel'i oynatmayı düşünüyorum. Rotasyona gitsin takım. Arda'cım da oynasın, İsmail de oynasın. Sonra as oyuncuları tekrar alırız. Ve Giresunspor kendi evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Maç öncesi ısınma hareketleri, golcümüz Henry Martin, Süper Lig gol kralı.
9 numarayı hele şükür aldı. Ve Giresunspor stadyumunu görüyorsunuz. Tribünler tıklım tıklım. Şampiyonluğa yürüyor. Şampiyonluğa inanmış bir taraftar grubu. Giresunspor Antep maçı başlıyor. Haydi başarılar bize. Goller gelsin. Antuna. Sainsbury. Kaptan Jason Denayer. Sola döndü Alvarado. Afifi 11'de topla buluştu. Henry Martin kaptırdık. Şimdi tehlikeli geliyor Antep. Şimdi Perez hemen girdi araya ama kaptırdık tekrar. Küpeli kılınç mı adamın ismini tam göremedim ama ilginç bir soy isim var gerçekten. Şimdi Afif'le gidiyoruz sol taraftan. Afif süratli Arda dışarı top istedi. Arda kaptırmadı. Şimdi İsmail ya. Gol kaçtı, tehlikeli geldik. Arda ve İsmail ile gole yaklaştık. Uas. Afif. İyi döndü Afif. Şimdi arka tarafa doğru geldi mi oradan? Şimdi Antep çıkmaya çalışacak. Stankowski. Bu forvetleri nerede ya? Asya'dan forvet getirmiş Antep. Merkel. Yoksa top mu hoca? Tehlikeli geldiler. Gaziantep Giresun'da 1-0 önü geçiyor. Vallahi offside diye şey yaptım, hamle yapamadım ya. Değilmiş aslında. Fena yer araya giremedi. Eyvah eyvah. Tehlikeli geliyor Gaziantep. Dışarı çıkardı. Kapat önünü. Aman. Kalecimiz müdahale etti, yoksa da yemiştik. Antep 2'dir, tehlikeli geliyor. Orta içeriye savunma uzaklaştırdı. Yine gelmeye çalışıyorlar. Henry Martin müthiş bir pas oldu. Henry Martin gidiyor. Henry Martin kaç. Henry Martin. Vuramadık ya. Ya hızımı kestim pozisyon alayım diye, vuramadım. Çok kötü oldu. Çok güzel bir ataktı ya. Topluyor. O tarafta bir, bu tarafta. Şimdi Sainsbury'e araya girdik. Afif. Kuvas'a. Kuvas. Şimdi Arda. Offset. Solda Afif'i kaçırabilecek mi? Afif aldı mı? Afif. Şimdi Henry Martin'e doğru geçmedi sanırım. Küpeli kılınç gidiyor. Küpeli kılınç. Bastı gidiyor. Durduramadık küpeli kılınçı. Orta geldi. Düşüyor. 41 dakika oldu. Gördüğünüz gün atak yapamadık ya. Perez, Arda. Alvarado ile çıkıyorduk ama maalesef çıkamadık. İlk yarı daha Gaziantep 1, Giresunspor 0. Kendi evimizde 1-0 gerideyiz. Lider çıktığımız maçta tehlikeli bir ilk yarı oynadık. Hiç hoş bir ilk yarı değildi. Eyvah. Anahtardan çok iyi geliyor Antep. Bizim de tabi orta sahamız boş ama kanatlardan da bu kadar atak yemememiz lazım ya. Uvas. Arda. Şimdi İsmail yüksek. İsmail yüksek dışarıya. Var diyor ya. O da isyanlarda, biz de. İyi geldik. Arda ve İsmail'le yine ilk yarıda da gelmiştik bir pozisyonda. Ama kaleyi bulamadı İsmail. Oğulcan oyunda bu arada Kovas'ın yerine. Antuna sıyrıldı. Antuna İsmail'e. İsmail kaleye doğru savunma. Alvarado çevirebilecek mi, çeviremedi. Afif. Alvarado pası geçmedi. Afif araya girmeye çalıştı. Yerde kaldı devam ederken. Küpeli kılınç. Hadi Afif gir araya, girdi. Şimdi tehlikeli olabilir bu atak. Alvarado çok kötü bas. Bugün bir türlü istediğimizi yapamıyoruz. Yine girdik araya. Henry Martin o da pası veremedi.
Biraz panikleştik artık. Kartları değerlendirmekte güçlük çekiyoruz. Henry Martin sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı. Hakem faali verdi top kaptırınca. Arda Güler'in yerine Rodriguez'i alacağım mecbur. Alvarado topun başında. Şöyle bir şut gelecek mi bakalım. Alvarado çok zayıf. Çok zayıf kaldı çok. Eyvah bu ne? Eyvah 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 eyvah. İkiyi de yedik. Çok kötüyüz bugün. Antep bizi mahvetti. Henry Martin'e top götüremedik ki. Hafif. Henry Martin. Henry Martin kendi gitti. Şut izni yok. Şimdi Antonio'ya çıkıyoruz. Henry Martin'den Rodriguez'e. Haydi Rodriguez. Rodriguez. Al topu Rodriguez. Koş. Farkı bire indiriyor. Rodriguez sonradan oyuna girdi. Giresunspor'da farkı bire indirdik. Haydi çocuklar. Son saniyeler, son dakikalar. Belki bir gol daha buluruz. Oğulcan. Afif. Yeniden Oğulcan. Henry Martin. Oğulcan kaçtı. Alamadık. Oğulcan araya girdi. Henry Martin. Antuna. Sergio. Şimdi Martin. Ah, durdurmadılar. Sergio. Afif. Afif aldı. Rodriguez, İsmail, Henry Martin, ah son saniyelerde değerlendiremedik hata ve Antep bizi Giresun'da yeniyor. Muhtemelen liderliği Galatasaray'a kaptırdık. Evet, bu maçın ardından hemen puan durumuna bakalım. Aa, lideriz. Yine lideriz. 12. maçımız Galatasaray'da yenilmiş. Evet, Galatasaray'da Trabzon'a yenilmiş 1-0. Biz de Antep'e yenilmişiz. O yüzden liderliğimizi koruyoruz. İyi oldu bu. Evet, sıradaki maça doğru gidelim. Evet, bu arada bazı Süper Lig'deki oyuncuları gözlemci raporu geldi. Evet, Berk Nantoro'da 76 overall'da 8 milyon değerinde. Okan'ın sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor. Belki onu devre arası bedavaya kadroya katabiliriz. 33 yaşında ama güçlü bir oyuncu. İşte serbest oyuncuların bazılarını yine araştırdık. Pek de bir numara yok. Yani bu 26 yaşındaki kaleci belki alınır. 2 milyon değerinde en kötü satarız. Tabi paramız olursa. Bu kaleci de iyiymiş. 19 yaşında 68 oldu. 2,2 milyon euro değerinde. Ve o gün geldi çattı. Galatasaray bu arada bir maç eksiğiyle mi fazlasıyla mı? Evet, Galatasaray maç fazlasıyla liderliği aldı. Ve şu sıradaki maçımız Galatasaray'la. Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Çok zorlu bir maç olacak. Bakalım neler yapacağız. Kadromuz az kadromuzla oynuyoruz. Arda ve İsmail yedeklerde olacak. Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Tam kadrolar. Gayet de iyi bir kadrosu var. Üst düzey bir kadrosu var. Bakalım Türk Telekom Arena'da Giresunspor neler yapacak. Haydi maça geçelim. Evet, Türk Telekom Arena'da. Lider, maç fazlasıyla lider Galatasaray. Hemen ardından gelen Giresunspor'u ağırlıyor. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Seyirci baskısına dayanabilecek miyiz? Evet, tribünler tıklım tıklım dolu. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor. Ve iki takım sahaya çıkıyor. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Eski Galatasaraylı Denayer kaptanımız önde çıkıyor. Ve maç başladı. Başarılar Giresunspor. Haydi şu maçı alalım. En kötü berabere kalmamız lazım. Mata yılların tecrübesi Galatasaray'da. Araya girdik. Atıf. Afif pardon.
Şekil şukul paslar atıyor Galatasaray oyuncular. Bu maçı alacağız dercesine. Şimdi Galatasaray korneri kullanacak Oliveira ile. Paslaşarak kullandılar. Mertens çok tehlikeli bir oyuncu. Şimdi geliyor Galatasaray, yine tehlikeyi savuşturamıyoruz bir türlü. Icardi, Denayer. Bir şut daha. Rodriguez'den Perez. Afif'ten yine Perez. Perez. Şimdi Henry Martin'e döndü. Henry Martin hocam penaltı bulmuş. Ne çarptı. Campuzano. Şimdi Rodriguez. Rodriguez. Alvarado. Afif. Campuzano. Şut izni vermiyor. Galatasaray. Campuzano. Dışarıya. İyi paslaştık. Seri paslaştık ama. Güzel bir şut çıkaramadık. Raşit ya. Pereira. Seferovic. Şimdi solda. Solda tehlikeli geldi. Orta geldi. Aman aman aman. Seferovic. Vaklik çıkarıyor. Seferovic. Koşarak geldi, vurdu kafayı. Kalecimiz çıkardı. Şimdi Mata'yla geliyor Galatasaray. Eyvah. Ah, Türkiye'den oluyorduk. Mertens de geliyor Galatasaray. Eyvah, tehlikeli geldiler. Mertens yeni kaleci. Bir türlü çıkamadık, uzaklaştıramadık. Man Allah, Anholt girdi araya. Galatasaray bunaltıyor bizi. Mertens, Seferovic, yine kaleci haklı. Kalecimiz gerçekten bizi şu ana kadar ayakta tutan isim oldu. Oliveira ile yine korner kullanıyor Galatasaray. Kapatmaya çalışıyoruz. Mertens, Oliveira, Seferovic pası. Ah, yine haklılık. Yemin ediyorum. Kaleci sağ olsun. Hala durum 0-0. Galatasaray çok pislikleniyor. Şimdi savunmada uzaklaştırdık. Şimdi Henry Martin'le kontraya çıkıyoruz. Henry Martin süratle tek başına ilerliyor. Henry Martin çekebilecek mi? Çekemedi. Du Bois girdi araya. Martin yine girdi araya. Yine kaptırdık. Gerçekten zor. Offside yok mu hoca? Masiçka, nasıl okunuyor bu adamın ismi bilmiyorum. Bir şut, yine kaleci haklıydık. Çok tehlikeli geldi yine Galatasaray. 5 köşe vuruşu, 5.yi kullanıyor Galatasaray. Biz 0. Abi tutamıyorum ki adamları, asla tutamıyorum. Yine müdahale ettik. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Sol tarafa, uff, dönemedik ya. Resmen yokları oynadık. Hatay'la geliyor Galatasaray, Denayer. Hiçbir şey yok be. Adam cılızsa ben ne yapayım ya. İlk yarı bari berabere bitsin. Kalecimizin emeğine yazık olmasın. Tehlikeli geldiler. Kaleci baklayık. Parmaklarım üzüştü ya. İlk yarı durum 0-0. Ama Galatasaray müthiş baskı kurdu. Kontra, bir iki kontra yakaladık ama iyi kullanamadık. Bir de Martin çok tek kaldı ya. Torreira. Oliveira, Perez girmeye çalıştı. Girdi. Alvarado. Denayer. Campuzano. Rodriguez. Henry Martin. Sağ tarafta boşluk var. Bir türlü atamadık şu boşlukları, topları. Kovas. Henry Martin. Şimdi Rodriguez. Rodriguez. Kovas. Kaleci. Muslera. Gerçekten zor bir mücadele. Antuna. Kovas. Henry Martin. Kovas. İçeride boşluk var. Haydi gol! Golü buluyor Giresunspor. Türk Telekom Arena'da. Bu sefer kontrayı başardık.
Rodriguez'le golü bulduk. 63. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Galatasaray karşısında. Bir araya Alvarado girdi. Hafif. Campuzano. Rodriguez. Campuzano'ya geçmedi. Şimdi Galatasaray tehlikeli çıkacak. Mertens. Mata. Dışarıya. Şimdi hemen bir orta sahayı güçlendirmek adına savunmayı ve orta sahayı kalabalıklaştırmak lazım. Şu şekilde ideal bence. Tamam, şimdilik böyle olsun bakalım. Orta sahayı ve savunmayı bir kişi arttırdık. Bakalım neler yapacağız. Dakika 70. 1-0 öndeyiz. Zorlu Galatasaray deplasmanında. Öldük delirdik. Ama gittik, gol attık. Şimdi geliyor yine Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Aa, müdahale edemedik diyecektim ama offside bağırarak kalkıyor. Hakem seni var ya. Helal olsun sana. İşte burada milimetrik bir offside'la Galatasaray'ın golü iptal oldu. Dakikada 74. Direniyoruz Galatasaray stadında. Direnmeye de devam edeceğiz. Muhammed. Şimdi Henry Martin'e. En arkada Afif var. Afif gir, karıştı orayı. Geri pas yok mu hoca? Afif. Campuzano'dan şimdi sol tarafa Sainsbury. Tekrar Afif'i denedik ama geçmedi. Top yine bizde. İsmail. İsmail. Rodriguez. İsmail'e tekrar dönebilse. Artık dakika 83'e girdik. Biraz daha dayanmamız lazım. İsmail araya giremedi. Galatasaray yine pas yaparak geliyor. Seferovic. Perez yapıştı, bırakmadı. Dakikada 87 oldu. Eyvah ya. 89'da yedik Mertens'ten. Arda Güler girsin madem. Son dakikaya kadar dayandık ama son dakikada yedik golü. Henry Martin. Son saniye, son dakika. Topu sürüyor Henry Martin. İsmail. Arda'ya öyle bir pres yaptılar ki yani. Son saniye, son dakika golleriyle Galatasaray'ı yenemiyoruz maalesef ama eşiğe kadar gelmiştik. Öldük dirildik. Kalecimizin emeğine yazık oldu, sadece ona üzülüyorum. Evet, Galatasaray maç fazlasıyla lider durumda ama puanlarımız eşit. Galatasaray'ı yenseydik çok daha güzel olacaktı. Maç eksiğimize rağmen lider olmuş olacaktık ama maalesef başaramadık. Şimdi bakalım neler olacak, neler. Gençler aylık raporu var gelen kutusunda. Hadi A takımı yükseltelim. Endia Şimiye'nin raporu geldi. Stoper 24 yaşında Başakşehir'li Endia Şimiye. 4.9 milyon euro. Güçlü bir defans oyuncusu. Hızı da iyi, dayanıklılığı da iyi. Aslında bizde olsa çok güzel olur. Listemizi alalım, ne olur ne olmaz dursun. Evet, altyapıdaki kalecimizi A takımına yükselttik. O da teşekkürlerini iletiyor. Biz de etkilendim evlat diyelim. Artık o da altyapıdan çıkan kaleci olarak list kadromuzda olacak. Ve sıradaki maç Kayserispor. Giresunspor'umuz 29 puanla liderle aynı puanda. Kayserispor da 13 puanda. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor. Artık bu maçı kazanmamız lazım. Haydi bu maça geçelim. Sainz'i bugün kadroya alacağım. Sergio'yu sattığımız için Sainz'i artık yedekte tutalım. Şu oyuncuyu da belki bir deneriz. Şimdi şu iki oyuncuyu bu maçta sonradan da olsa oyuna almayı düşünüyorum. Haydi maça geçelim. Ve Giresunspor yine Henry Martin'i sınırken görüntü. Süper Lig'de gol kralı durumunda. 9 numarasıyla Giresunspor'da.
Kayserispor maçımıza başlıyoruz. Haydi diyoruz. Biliyorsun artık galibiyete hasret kaldık iki maçtır. Bu maçı alalım. Az kadromuzla sahadayız. Rotasyona girmedik. Yedeklerimize iki tane daha pek kullanmadığımız oyuncu ekledik. Bakalım onlar ikinci yarıda şans bulabilecekler mi? Tiam'la geliyor. Kayserispor sol taraftan. Tiam ortayı kesti. Şimdi müdahale. Uzaklaştırıyoruz. Bertolacci'den Mame Tiam yine sıyrıldı Sainsbury'den. Tiam ceza sahasına girdi Tiam. Pası savunma araya girdi son dakika. Son anda müdahale ettik. Şimdi Emre Başsan'la formları kullanıyor Kayserispor. Afif. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu nasıl yapar ya? Kayserispor 1, Giresunspor 0. Gerçekten savunmada çok büyük işte gördüğünüz üzere. Yani böyle bir hata. 3 maçtır ne oluyor biz anlamadık. Adaptasyon problemi yaşıyoruz. Şimdi Alvarado kafayla indirebilecek mi, indirdi. Rodriguez şimdi Kovas'a. Kovas geldi, vurdu geldi ama savunma araya girdi. Gavranovic dene ayar müdahale etmeye çalışıyor. Gavranovic Tiam'a tekte müdahale edemedik. Tiam ortası dene ayar. Tehlikeli geldi yine Kayserispor. Tiam sol taraftan çok etkili getiriyor topları. Tiam yine Kayseri tehlikeli geliyor. Dene ayar araya girdi. Hafif. Şimdi Alvarado. Rodriguez tekrar Alvarado'ya. Alvarado. Henry Martin içeride. Boşluk arıyor. Henry Martin aldı. Henry Martin. Cevap veriyoruz hemen. 30. dakikada. Golcü futbolcumuz. Henry Martin ile. Beraberliği yakaladık. Kayserispor karşısında. Campuzano. Kovas. Antuna pası isabetsiz. Henry Martin araya girdi. Rodriguez. Rodriguez. Henry Martin içeride. Rodriguez. Henry Martin. Akaleci. Top korneye çıktı. Haydi bu pozisyonu da uzaklaştırarak ilk yarıyı böyle bitmesini en azından sağlayalım. Alvarado. Pardon, Afif'ti o. Kaleci. İlk yarıda son anlarda yine Kayserispor golü yaklaştı. İlk yarı 1-1. Dengeli gitti diyelim. Kayseri bir tık daha iyiydi ama biz de golümüzü bulduk Henry Martin'le. İkinci yarıya da böyle başlayalım. 70-75 gibi duruma bakarız. Şimdi Afif. Şimdi Berkacı etkili. Afif. İçeride Rodriguez var. Rodriguez'e. Aman 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 ya. Nasıl kaçırdı ya. Çok net bir fırsat. Çok hızlı çıktık. Kovas. Campuzano. Perez. Alvarado. Şimdi Afif'e doğru. Afif. Rodriguez topu istedi. Rodriguez döndü. Henry Martin. Henry Martin. Henry Martin. Henry Martin. Bu adam tam bir gol makinesi. Bir anda golü kokladı. Gitti. Son vuruşu yaptı Henry Martin. 60. dakikada 1-0'dır geriden geldiğimiz maçta 2-1 öne geçiriyor bizi. 13 maçta 15 gole ulaştı Henry Martin. Bertolacci, Perez, Afif, Alvarado topu istedi, aldı. Alvarado şimdi sol tarafta boşluk var. Alvarado geldi. Afif'e doğru atalım mı? Ya of. Pas nasıl geçmedi ya? Kovas. Şimdi yeniden aldı Kovas. Henry Martin döndü. Henry Martin kaleye baktı. Sert vurdu Henry Martin. Henry Martin hat-trick yapıyor. Harika bir gol. Harika bir gol.
İşte burada savunmadan böyle kurtardık. Çok sert vuruyor, sert şutuyla. Top ağlarda harika bir gol. Henry Martin rahatlatan gol attı. Guardiola Oğulcan'ın Kovas'ın yerine oyunu alıyor. Fizik gücü yüksek bir oyuncu Oğulcan. Yedeklere, rezervlerden yedeklere aldığımız oyuncuyu oyuna alalım ya. Sağlamın. Bir de Sainz'i alacağım. Şu Alvarado'nun yerine. Ülkede geliyor Kayserispor. Mehmet Yan, Mehmet Yan kaleci atlayıp. Çok önemli bir müdahale. Bu arada Campuzano'nun yerine Savicevic'i alalım. Yine geliyor Kayserispor. Araya girdik Savicevic. Hafif. Antuna'ya pas geçmedi. Antuna araya girdi. Antuna. Hızlı bir oyuncu Antuna. Antuna. Ceza sahasına girdi Antuna. Antuna pası Henry Martin. Fişi çekiyor. 4 gol. 4'ü de Henry Martin'den. Antuna'yla müthiş top kapıp müthiş fırladı ileriye. Asisti Henry Martin'e. Henry Martin de topu ağlara gönderdi. Bizi çok rahatlatan bir gol. 4-1 oldu. Sonunda galibiyeti yeniden dönüyoruz herhalde. Perez, Afif. Afif'ten Ensua. Tam istediğim gibi bir pas oldu bu. Antuna'dan Oğulcan'a. Oğulcan kaleye baktı. Oğulcan kaleci. Oğulcan'la 5. gole yaklaştık. Şimdi Antuna. Antuna çok sert hareket. Antuna. Ya ben faul versin diye tuşlara bastım. Şimdi durup dururken kontra yedik ya. Dener'le geriye koşuyoruz. Denizli gibi. Mane. Vay be, maç bitti mi? Maç bitiyor. Maç bittiye. Henry Martin 5 şutta attığı 4 golü kutluyor. Maç topunu evine götürüyor. Hat-trick yaptığı için. Henry Martin krallık görüntüde. Evet, yeni raporlar geldi. Altyapı scout ekibimizden. Ama tabii paramız olmadığı için hiçbir oyuncuyu alamayacağız. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Görüyorsunuz. Bu teklifi kabul edip 1,4 milyon euroluk bir kaleci bulduk ama paramız oldu olmadığı için bu kaleciyi altyapımıza alamıyoruz. İnanılmaz üzgünüm. Yıldırım Şahin. Eyvah. Bu kaleci bile iyiymiş ya, Hüseyin Demir. Bunları alamıyoruz, ne yapacağız? Para kaynağımız yok. Maalesef rapordan çıkıyorum. Çok üzgünüm. Madem altyapıya oyuncu alamıyoruz, o zaman altyapı personelimizi geri çağıralım. Yoksa böyle çok yıkılacağız yani, iyi oyuncular buldukça. Zaten bitmiş. Heh, süresi dolmuş. Tarama süresi. Bir dahakine paramız olunca tekrar altyapı için yollarız hocamızı. Evet. 14 maçta 32 puanla liderliği geri aldık Galatasaray'dan. Galatasaray 14 maçı, yani bizim maç eksiğimiz vardı. Onu tamamlayınca, galip de gelince Galatasaray'ın yeniden üzerine çıkmış olduk. Çok çekişmeli giden bir lig var. Bu arada Fenerbahçe de bayağı toparlamış. 4. sıraya yükselmiş. Beşiktaş 6, Trabzonspor 7. sırada. Karagümrük ve Adana Demirspor da ilk 5'in içindeler. Sıradaki maç İmraniye deplasmanı. O maçı da yapalım. Bu bölümü öyle tamamlayalım. Ve sıradaki maç Ümraniyespor deplasmanı. Ümraniyespor'un 5 puanı var. Çok az puan toplamışlar. Ve 19. sıradalar Giresunspor, yani biz de 32 puanla lider durumdayız. Bu maça da rotasyonla çıkalım diyorum. Ne diyorsunuz? 5 puanlı bir rakibe karşı rotasyon bence yapmalıyız da. Çünkü başka türlü ne zaman rotasyon yapacağız? Hadi bakalım, Ümraniyespor maçındaki kadromuz da bu şekilde olsun. Yedeklerden daha sonra değişiklikler yaparız yine. Ümraniyespor 5 puanla zayıf bir rakip olarak gözüküyor ama tabii oyunu zor da oynadığımız için bizi zorlayacak her takım. O yüzden gene tedbirli olmakta fayda var. Haydi şimdi sıradaki maçımızı oynayalım. Süper Lig gol kralı Henry Martin'i yine bu maç öncesi ısınmada görüyorsunuz. Tam 17 gol attı. Giresunspor'u zirvede tutuyor Henry Martin. Ve Ümraniyespor deplasmanındayız. İşte tribünler, az sayıda kontenjanıyla Ümraniyespor stadındayız.
Bakalım bu maçta galip gelebilecek miyiz? Haydi Giresunspor diyoruz ve maça başlıyoruz. Mimaroğlu geliyor. Benayer, savunmada dikkatliyiz. Aman aman aman. Ümraniye tehlikeli geldi ceza sahasına kadar. Şimdi Sainz'la çıkıyoruz. Sağ tarafta Antuna'ya. Antuna. Oğuzcan. Şimdi İsmail. Şimdi Henry Martin. Henry Martin kaleciyi geçtik. Hoca faul yapıyor. Ne oluyor? Aa. %100'lük gol pozisyonundan faydalanamadı bir şekilde. İsmail, Henry Martin, Antuna kaçıyor. Bak kaçıramadık Antuna'yı. İnanılmaz bir pozisyondu ya. Revaş şimdi savunma noktasına. Tehlikeli geldi yani kaleci baktı. Az daha atamayana atarlar olacaktı. Şimdi korner kullanıldı. Savunma. Yeniden geliyor. Ümraniye. Bir şut kopalarda. Savunamadık yani. Ümraniye Spor 1-0 öne geçiyor. Lider Giresun Spor karşısında. Kaçırdığımız golün etkisinde kaldık resmen. Denayer. İsmail Yüksek. Arda Güler. Oğulcan. Henry Martin. İsmail Yüksek. Gol gol gol. Offside yok değil mi? Yok. İsmail'in golü. Çok iyi paslaştık, çok iyi geldik ve beraberlik golünü İsmail Yüksek'le buluyoruz. Fenerbahçe'den kiraladığımız İsmail Yüksek golü atıyor. 8. maçı İsmail'in ve ilk golünü attı. Giresun Spor formasıyla attırdık Arda'yla. Şimdi yine geliyor Ümraniye. Kaleci Haklik. Sainz. İsmail. Sağ tarafta Antuna. Ne offside hoca ya. Of. Sol üstte görüyorsunuz. Henry Martin tarihi yazma yolunda. Attığı gollerle. Sainz. Döndü İsmail'e. İsmail'den Arda'ya. Arda'dan sağ tarafa Antuna'ya. Antuna'dan Oğulcan'a. Oğulcan çekti. Şimdi Arda'nın önünde kaldı. Henry Martin boş kutu atamadı. Guardiola çıldırıyor. Aa, müdahale etmiş. Ben de diyorum nasıl girmedi o top ya. Arda topun başında. Afif. Afif. Şimdi arka tarafa doğru. Orada kafa gelmedi. Vuramadık kafayı. Savunma araya girdi. Şimdi Ümraniye hata çıkıyor. Ve Tayyip bir türlü şu adamı tutamıyoruz ya. Sağ tarafa çok tehlikeli geldi Ümraniye. Kaleci vakti. Korner kullanacak şimdi Ümraniye. Pas dışarı kullandılar. Şimdi ceza sahası dışına doğru çıkardılar. Tehlikeli geliyor Ümraniye. Bu hal yaptık ama avantajı bıraktı hakem. Aman 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 ne yapıyorsunuz abi, ne yapıyorsunuz ya. Yine korner oldu. Bir kere bir türlü tamamlayamadık. Tehlikeli geliyor Ümraniye. Bir kafa dışarıya. Ve bir kere daha. Ümraniye Spor 1. Giresun Spor 1. Kalemizde çok tehlikeli anlar yaşandı ama kalecimiz sağ olsun savuşturdu. Sadece bir gol yedik. Arda biraz sola Sainz'a döndü. Şimdi Afif. Afif. Henry. Arda. Şimdi Antuna'yı kaçırmak istedi ama olmadı. Eyvah ne oluyor? Abi ne oluyor? Sağdan şimdi. Ah kaçıramadı Antuna'yı. Eyvah geri geldi yine. Ümraniye aman aman aman. Jason Denner'e sarı kart dedi. Muhtemelen birine çift attık herhalde. Boş. Martin Arda'yı kaçırdı. Arda. Arda şimdi gitti. Arda kaleciyle karşı karşıya, kaleciyle sekti. Afif. Afif'in golü. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyor Giresun Spor.
İşte Arda burada kalecinin üstüne aşamayı denedik ama kaleciden seken topu hafif kafayla tamamlıyor. Durum 2-1 oluyor. Çok zorladı İmraniye de bizi valla. Oyun zorda olunca en zayıf rakip bile öyle bir zorluyor ki. Bir araya gidiyoruz, bir kaptırıyoruz. Ne yaptığımız belli. Sonra yüksek geldi. Sainsbury'i ne oldu? Offside herhalde. Çizgide Oğulcan Çağlayan. Arda ortada. Arda. Henry Martin kaçtı. Henry Martin hızlandı. İçeri çevirdi. Henry Martin Arda'ya gelmedi. Ayakta kalamıyor. Şimdiden ayar savunmada. Çok iyi girdi araya. Şimdi Sainz. Henry Martin. Arda. Oğulcan'a doğru. Oğulcan alamadı. İsmail müdahale etmeye çalıştı. Olmadı. Şimdi Perez araya giriyor. Hafif. Arda geçiremedi Henry Martin'e. Yine pas hatası Arda'dan. Sainsbury çok iyi girdi araya. Sainz. Şimdi Afif'le soldan çıkabiliriz. Afif. Henry Martin'e. Henry Martin. Henry Martin. Fişi çekiyor. Ümraniye sporlu oyuncular yerlerde. Çok son derece üzgünler. Çünkü çok iyi mücadele ettiler. Hakları var. Arda ve Henry Martin golü kutluyor ve hemen dakika 86 olmuş. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Bu sefer Martin gol attı, artık kenara alalım. Şu Meyer'e bir oyunu alalım İsmail Yüksel'in yerine. Şu sağlamı da alalım. Kim kaldı? Savicevic, Kovac, Sergio. Sergio'yu da şöyle Sainz'in yerine sola alalım. Artık bizi rahatlatan golü attı Henry Martin. Çok önemli bir goldü gerçekten. Ümraniye gene bastırıyordu. 2-2 olsaydı maç çıkmaza girebilirdi. Ümraniye atakta. George. Denayer. Sainsbury. Denayer. Şimdi pas ve Ümraniye deplasmanından 3 puan 3 golle alıyoruz. Ümraniye de bizi çok zorladı. İşte Guardiola rakip takım hocasını tebrik ediyor. Ve bu maçla liderliğimizi pekiştirmiş olduk. Bu haftayı da lider kapatıyoruz. Evet, bazı oyuncuları araştırmaya göndermiştik. Mesela Patavu 67 overall'da 2,6 milyon euro değerinde. Gavi'yi bilmeyen yoktur, 18 yaşında Barcelona'nın futbolcu. Ama şu an Newcastle'da görünüyor. Kiralık olabilir belki orada. Başka kimler vardı? Luke Harris 1 milyon değerinde, o da gelecek vadeden bir oyuncu. Savio da öyle, 70 overall'da, o da 4 milyon euro. Muhammed, o da Lyon'un genç oyuncusu, o da çok yetenekli bir oyuncu. 66 overall'da. Pablo Torre, bu da Barcelona'nın genç yeteneklerinden. Bu oyuncuların hepsini listeledim. Fatavu'yu zaten Gürkan Hoca'nın kariyerinden biliyorum. Gürkan isimli bir YouTuber arkadaşın İstanbulspor kariyerinde şov yapıyor kendisi. Keşke onu da alabilsek. Xavi Simons, o da 7 milyon değerinde. Fofana, o da genç bir yetenek. Gent'in 17 yaşında, sağ açık. Bu oyuncuları listeledim şimdiden. Ama devralırız tabii ki. Oyuncu satarsak belki bunlardan birini, ucuzları mesela Haris, mesela Fofana, biraz daha zorlayıp Fatavu ve Muhammed gibi isimlerden birini alabilirsek çok güzel olur. Alamazsak da sezon sonu teklif göndermek üzere listeme ekledim. Şimdi çok önemli bir maç daha var sırada. Adana Demirspor gibi güçlü bir rakip karşısına çıkacağız. Galatasaray maçındaki gibi oynamayacağız çünkü orta saha kalabalık olması gerekiyor. Başka türlü gerçekten çok zorlanıyoruz. Rakip çok çabuk geçiyor orta sahayı. Şimdi Antuna ve Afif kanatlarımızda oynasın. Ha, burada Rodriguez değil, Campuzano oynayacak. Biz Kovas'ı çıkarırız muhtemelen. O yüzden buraya Rodriguez'i alalım. Şimdi Kovas'ın yerine bir sağ bekimizi solda oynasın. Bir şey olmaz herhalde. Orta sahada Alvarado yerine İsmail'i oynatalım.
Ya orta sahayı kalabalıklaştırmaya çalışıyorum. Güçlü Adana Demirspor'la karşılaşıyoruz. Bakalım bu maçtan da galibiyetle ayrılabilecek miyiz? Evet. Lider Giresunspor Adana Demirspor'u konuk ediyor kendi evinde. Bakalım bu maçın sonunda bizi neler bekliyor. Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Ve Henry Martin'in vuruşu da maç başlıyor. Bu maça farklı bir dizilişle çıkıyor Giresunspor. Dörtlü savunma oynayacağız bu maçta. Çünkü çok tehlikeli bir takım Adana. Kanat oyuncuları özellikle tehlikeli. Antuna, Sainsbury, Rodriguez. Rodriguez'den şimdi Henry Martin. Henry Martin içeri girdik ama çok kalabalık bir Adana Demirspor savunması var. Antuna, İsmail Yüksek. Biraz formalarda karışıyor. Keşke formalara baksaymışız. Rodriguez. Sainsbury. Şimdi çevirdiği olmadı. Gözlükler, formalar karışmış biraz. Keşke biz beyaz formayı giyseymişiz ama yapacak bir şey yok. Zubayla Adana Demirspor geliyor. Rus golcü. Efsanevi golcüsü Adana Demirspor'un. Zuba ceza sahasına girdi. Top havalarda. 7 numaralı tüm Onyekuru herhalde. Çok basit. Yani Onyekuru attı golü. Çok basit bir gol yedik bence. Çünkü iki pas yapmadan gol attılar ya. Yine geliyor. Adana Demirspor, İstanbul'u. Onyekuru savunma. Antuna. Rodriguez'den Henry Martin'e. Henry Martin. Ceza sahasına girdik. Henry Martin'in pası Rodriguez'e kaptırdık topu. Onyekuru ile çıkıyor şimdi. Adana Demirspor. Onyekuru çok hızlı. Kampusana yetişemedi. Onyekuru ortayı kesti. Denayer. Zuma geldi. Denayer. Şimdi Antuna. Henry Martin. Solda Muhammed'i gördü. Muhammed. Afif. Şimdi pas. Pürfet Martin. Ah, çok iyi paslaştık. Çok iyi çıktık. Zuba. Barrera. Tehlikeli geliyor Adana. Ama offside bayrağı arada. Martin. Rodriguez. Antuna kaçtı. Pası veremedik. Rodriguez. Campuzano. İsmail Yüksek. Afif geldi. Afif vuruş. Ah, kaleci. Guardiola kaçan golü üzülüyor. Şimdi Antuna geldi aldı topu. Antuna. Güzel sahasına doğru gönderdi. Savunma. Perez. Afif. Antuna aldı kaleci. Yine etkili geldik. Ama kaleciyi geçemedi. Antuna müthiş bir şut hareketi. Şimdi Rodriguez kaleye baktı, sert şut kaleci. Sıkıntı uzaklaştırıyor. Adana'da yine top bizde kaldı. İsmail. Muhammed. Muhammed. Çok iyi söyledi Muhammed. Muhammed ceza sahasında. Muhammed geriye çevirdi. Savunma şimdi Afif, Afif kaleci savunma Rodriguez. Niye savunma? Adana müthiş bir savunma yapıyor. Full kadro. Campuzano bu savunmayı açabilecek miyiz? Marti şimdi Afif solda var. Afif direkt. Bir kez daha aynı yere şükür ya. Böyle bir baskı, böyle bir savunma. Yine golü Henry Martin atıyor. Müthiş bir mücadeleydi. Afif'in vuruşu direkten döndü. Antuna vurdu, Henry Martin vurdu. Savunmadan döndü. Sonunda yine golcümüz tamamladı. Gerçekten ilk yarıyı berabere kapatmayı hak ettik. İlk yarıda Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Giresunspor'da Henry Martin 1-1'i yakaladık Henry Martin'le. İşte görüntüde Martin. İkinci yarıda da aynı kadro ve dizilişle devam edelim bence. Bayağı bir bunalttık Adana'yı.
Zuba'yla başladı Adana. Barera. O yakalıyı kaçırdılar. Offside mı? Evet, offside. Rodriguez. Antuna kaçtı sağ taraftan. Antuna. Antuna uzunan sağsında. Henry Martin. Yine attı Henry Martin. Müthiş bir gol daha. Antuna'nın sağ taraftan fırlayışını gördüm. Pası da güzel attık. O da girdi. Asistini yaptı. Henry Martin 15 maçta 20. golünü atıyor. Gerçekten kurtarıcımız. Denayer Zuba'dan önce vurdu. Denayer bir daha vurdu. Şimdi ileriye doğru. Muhammed. Hafife doğru. Hafiften Henry Martin'e. Henry Martin'den Rodriguez. Antuna'ya offside. İki Rodriguez yan yana. Bizimki alsa iyi olurdu. Eyvah, eyvah. Eyvah, dönüyor ya. Müthiş girdi araya. Martin topu çeviremedi. İstanbul Ndiaye. Ndiaye çekti. Bir şut, goleci bak. Bu dakikalarda Adana bastırıyor. Biz savunuyoruz. Şimdi Martin araya geliyor. Martin tek başına ilerliyor. Martin destek gelecek mi? Martin sıyrıldı. Martin bir daha sıyrıldı. Ah be Martin, valla bunu atsan unutulmaz bir gol olurdu. Barrera. Zuba. Onyekuru. Ndiaye. İsmail mi? Kampuzano girdi araya. Ndiaye lehine geliyorlar. Denayer müthiş bir yerde. Rodriguez. Şimdi sağ taraftan Antuna fırladı yine. Antuna. Ya keskiden sıyrılacak mı? Antuna yerde. Hakem korner diyor. Guardiola faul bekliyor. Şimdi paslaşarak kullanalım. Biraz süre kazanalım. Hafif. Pes. İsmail aldı. İsmail. Henry Kaleci. Zuba. Gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Barrera. Solda Henry Onyekuru kaçtı. Kaleci Vakli. Elhamda Zuba. Zuba'nın pası tehlikeliydi ama offside. Tehlikeli geliyorlar, tehlikeli geliyorlar. 90. dakika, yemeyin golü. İstanbul'u ileriye doğru. Henry Martin indir o topu. Henry Martin indirdi. Yeniden Henry Martin'e doğru yendik. Ve galip geliyoruz. Adana Demirspor maçında. Çok zorlu bir maçtı gerçekten. Güzel iki golle Adana'yı deviriyoruz. Üstelik 1-0 geriye düştüğümüz maçta. Evet, puan durumu bu şekilde. 16 maç tamamladık. 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle lider durumdayız. Galatasaray'da aynı maç sayısıyla 33 puan var. Arada 5 puan fark açmış durumdayız. Gerçekten zorlu maçlar oynadık. Yenildiğimiz de oldu ama genelde kritik maçlarda kazanmayı da bildik. Adana Demirspor maçını kazandık. Galatasaray maçında tam kazanmak üzereyken son dakika berabere kalmıştık Galatasaray'da. Olsun, şu anda lideriz. Ümraniye'yi yendik. Adana'yı yendik. Kayseri'yi de yendik. Evet, Antep'e yenilmişiz. 2-1. Galatasaray'la berabere kalmışız. 44 gol atıp 21 gol yemişiz. 23 averajla 38 puanla lider durumdayız. Bir de gol krallığı yarışına bakalım. Evet, gol krallığı yarışında 20 golle, 15 maçta 20 golle Henry Martin açık ara önde durumda. Onu Mertens ve İstanbulspor'dan Etemi takip ediyor. Bir de asist krallığına bakalım. Asistlerde de Henry Martin 8 asist, Kovac 7, Rodriguez 7 asistle Giresunspor domine etmiş durumda. Ama gol sayısında Martin gerçekten müthiş ilerliyor. Bir de gol yenmeyen maçlara bakalım. En iyi kaleciler yani. Viviano 5 gol yenmeyen maçta lider. Bofin 4, Muslera 4. Bizim kalecimiz var Vaklik'te. 3 gol yenmeyen maçla 7. sırada tamamlıyor.
Evet, puan durumunu görüyorsunuz. Bu bölümde bu kadar. Hatayspor deplasmanına gideceğiz bir sonraki bölümde. Artık ligde 16 maçı geride bıraktık. 2-3 hafta sonra transfer sezonu açılacak. Bizden giden oyuncularla birlikte gelen paraya göre yeni transferler yapacağız. Genç oyuncularımı, listemdeki genç oyuncuları da gösterdim. Onlardan birini transfer etmeye çalışabiliriz. Serbest oyuncu alabiliriz veya sizin önereceğiniz farklı oyuncular varsa onları da alabiliriz. Şimdilik bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.